yayın açma şeyim oydu hani. İşte Fatula var. Neymiş bu? Unitler büyük. Targon alalım, Luz'dan gideriz. İşte atıyorum 200-300 bir sabit kitle olsun. Her oyun farklı bir şeyler oynayalım işte, ne bileyim Mad Games Tycoon'dur. İşte odur budur falan. Ben başka oyuna izlemiyorlar ki amık. Oğlum 200-300 yani yine sabit bir kemik bir izleyicin var yine. Hani normale göre yine izleniyor yani, şeye göre. O oyun kitlesine göre düşünürsek. Çünkü zaten oyun böyle çok niş bir kitle ya. Ben hatırlıyorum oğlum şey, mesela ben bu tür oyunları oynadığımda benim bir tane moderatörüm vardı. Şey demişti. Böyle, o da böyle God of War falan hastası. Yani kanka dedi, vallahi oyun görmesek dedi, şu oynadığın şeyleri bize oyun diye yutturacaksın diyordu hani. Milletin kafa böyle olduğu için. Tabi tabi. Bizim sevdiğimiz oyunlar oyun diye bakılmıyor genelde yani. Chat dün, şimdi Sonat Diablo oynuyor, tamam mı? Hardcore açıyor. Yani hardcore'un olayı da şu. Öldüğünde tamamen ölüyor karakter. Baktım benim öldüğüm yere gelmiş, tamam mı, hardcore'dayken. Bir tane puzzle var. Çözmeye çalışıyor, tamam mı, böyle. Böyle mutlu mutlu, böyle tatlı tatlı, böyle ha bak diyor, burada eksik olanı mı bulacağız falan. Baktım ben de ses etmedim, tamam mı? Yani çünkü olayı şey onun. Basıyorsun, patlıyorsun, ölüyorsun sonra. Tam olarak düşündüğüm oldu. Ama nasıl patladı direkt böyle? Devam başlayacağım mı yoksa normale mi başlayacağım Sonat? Hardcore'u salıyor mu? Gel gel, normale gel. Hardcore deli işi. Abi geçen kumar 9K para kaydettim. Bir haftada ölü gibiyim, ne yapmalıyım? Ya kardeşim, hep de her şey senin başına geliyor. Bir kere de hayırlı bir şey gelsin senin başına ya. Normal oyna, kesinlikle normal oyna. Çok sıkıntı. Diğer türlüsü. Aha vallahi Teemo gittim ya. Mi Teemo'yu vurduk mu? Vurduk. Ya da Z'de bir şans daha verdin mi chat ya? Bakalım hangisi gelir, sonuç yapalım. Ya o kadar absürt ve aptalca ölünüyor ki, mesela işte o tuzak işte. Ben de orada ölmüştüm. Yok yok mu? Ne oluyor lan herkes? Teemo 1. Herkes Teemo mu açıyor lan? Teemo itemlarım yok ama Z'de itemlarım var. Sabahtan beri iki kere server dondu diye öldüm. O şey multiye geçerken ki değil mi? Ben iki kere 26 level karakterim ölmüştü. Sabah 4.30'da başlamıştım oyuna işte. Öğlen 12'de karar aldım. Dedim ki ben normal oynayayım diye. Teemo oynarken loose stick mi yapmamız lazım? Vallahi hiçbir fikrim yok. Açıkçası. Şimdi dur bakayım. 2 Z var ya. Ben bu 2 Z'i göz ardı eder miyim? Etmem. Yayınlara başlayacağım, ne tavsiye edersin? Başlama. TFT yayınlara. Ama gerçekten bir tavsiye istiyorsan açıkça söyleyeyim, rankını yüksek tutman lazım. Eğer sıfırdan başlıyorsan en azından sıralamada top 10 olman lazım. Top 10 olmuyorsan bence yayınlara başlamayı çok düşünme. İzlenmezsin, açıkça söyleyeyim.
one life to give for Ionia. I must make it count. Valla da tapondum, yayın açıyordum, 10-20 izliyordum ilk günden. İlk günden 10-20 güzel bu arada, kötü değil. Bahtamdan sana geçeriz. Geçmezler. Sakın gaza gelme. Bak ben size söyleyeyim arkadaşlar. %90'ı host atıldığında izleyicilerin ilk 10 saniye içerisinde yayıncı tuttu yoksa çıkıyorlar direkt. Ya da zaten o yayıncıyı da biliyor olmaları lazım. 200 diye başlıyorum, 50'ye düşüyor, evet. Ya %90 dedim ya, hani şeyli bir rakam olsun diye. Arkadaş olalım mı? Oğlum bak, benden yardım dilenmek, hani bir tabir vardır ya, ne denir ona? Ölüden göt dilenmek diye. O nasıl tabir akıyor? Lan oğlum, bilmiyoruz mu bu tabire? Yani tavsiyem şu olur bu arada. Hani tabii ne olacağını kimse bilemez. Belki çok popüler olacaksın ya da tutacaksın. Kimse bilemez. O yüzden ne senin hevesini, şevkini kırmak istiyorum ne de yapma vesaire gibi şeyler diyorum. Ya yani yapacağın şey çok basit. Kendine bir saat belirle ve hep o saatte yayın aç. Elbet bir yerde kim lan bu, ikidir karşıma çıkıyor falan diye en kötü sövmek için tıklarlar yayına. Rica ederim, ne demek? Bahtamın anlamı ne? İyi, güzel, hoş. İkinci tavsiyem de şu olur. Yayına ilk girdiğindeki reklamları kapat. Hatta komple reklamları kapat. Yeni başlıyorsan. Ve izleyici kazanmaya çalışıyorsan. Ve yaklaşık ilk 6 ay para kazanma amacı gütmeden yap yayınlarını. Hatta ilk 1 yıl. İlk 1 yıl hatta. Hatta ilk 6 yıl falan diye, değil mi? Çok güçsüz değil miyiz? Çok güçsüzüz, o yüzden kaybediyoruz şu an. İlk yayını açtı. Benim ilk yayınım çok şeyli geçmişti. Şanslı geçmişti. Hearthstone açıyordum ben. Canım sıkıldı bir gün. Dedim ulan, dedim zaten Hearthstone oynayacağım. Dur bir yayın açayım dedim. Rogue özelliği ne? Canı %50'nin altına düştüğünde 4x çevresindeki en uzak yere atlıyor. Genelde arka sıralar oluyor da. Benim ilk yayınım iyi izlenildi. 50-60 izlenilmiştim. Hatta şey falan denilmişti. Ya böyle hiç böyle yayın, hani nasıl diyeyim, profil resmi falan bile yoktu. Bunu koyalım da bir tane. Bunlar arkaya sıçrayınca umarım kaybetmem burayı ya. Hayırlısı, dur bakalım. İlk yayın o şekilde başlamıştı. Yazın falan güzel izlenilmiştim ben. İlk bir iki ay böyle 100 falan. Sonra kışın 20-30'a düşünce benim moralim bozuldu. Sonra anladım ki insanların okulları, işleri falan var. Tabi. Ama Hearthstone'la mesela şu an sorsan, hani Hearthstone'la mutlu muydun? Değilim. Keşke LoL'den falan başlasaydım. Allah Allah. Oğlum bir Zed atın lan.
Yani o ben mesela bak izleyicim yazmış ya işte Valorant'ta top şeydim diye ne derler. Top ondum yine de izlenmiyordum diye. Bilmiyorum zor yani ya hani genel olarak ama işte şeyde kendinizi daha rahat yer bulursunuz. Yani eğer rank oynanan bir oyunda rankınız çok yüksekse alıcı bulursunuz hep. Bir de tavsiyem şu olur, prime saatlerden kaçınmak olur. Prime saatlerde açmayın derim. Sabah 8.30'da açık. Bana gönderme miydi lan bu? Oğlum ben sabah çok erken uyanan bir insanım. Acayip canım sıkılıyor. Normalde öğlene doğru alacaktım. Aa hoş veriyor. Dur hoş istemiyoruz ki ama. Şunu alırsam QSS ya... Bir dakika hoş istiyor muyuz? %20 damage artıyor. Yani QSS yerine aslında hoş mu kullansak? Şuna bir rol atayım. Bir altına sıçtığına yemin edebilirim. Bunu alacağım ya. Leri bulalım bir tane. Yavaş kaldım. Ya bak bu yüzden ben QSS veriyormuşum buna. Neyse hoş iyidir. Geçen oyundan iyiyiz lan. Daha bir lore karakteri olsan hangisi olur? Garen olmak isterdim. Bir dakika, kompa ne yapacağız biz buraya? Bir Slayer daha atabilirim, değil mi şunun yerine? Z'de bir Deathblade isteyebilirim. 9.40'da sınavın var, kolay gelsin. Online değil mi? Kamera açtırıyorlardır diye varsayıyorum. Mesela benim bir tane arkadaşımın işte bilgisayar mühendisliği okuyor. 15 soru 15 dakika falan gibi şeyler söylüyorlarmış chat. Bu doğru mudur? Kılıç alalım ya. Deathblade lazım. Hasar vurmuyor çar. Rex'e iyi alacak sandım. Gün sonra üniversite sınavına gireceksin. Süper. Var mı hedeflediğin bir yer ya da bölüm? Ya da şey, üniversite falan. Var abi gelirse hadi bakalım. Çalış. Emeğinin karşılığını elbet alırsın. Yirmi soru 25 dakika veriyorlar falan. Sorunun çözümü bir sayfa. Evet. Onu çok gördüm ve bilmiyorum zor ya. Allah kolaylık versin abi.
Bu devirde öğrenci olmak. Soruları tek tek Zoom'da göster. Soru başta 15 dakika ama zaten bir soruyu 15 dakikaya çözecek gibi değil. Ya o da işte birazcık bokunu çıkartma ya bence. Chat hani... Hocam 5 mi? Benim şey olmuştu. Bitirme projesi hocam vardı. Tamam, 5 puan daha alsam DD ile dersi geçiyorum. Hoca yani düşün işte her soruya böyle yalandan bir puan versek yani işte bitirme projesi hocam ya. Hani ya verilir elbet. Ya istese verirdi. İstese yürüdü kardeşim. Hani verilebilecek şeyler vardı kağıtta. Dedi ki veremem Burak dedi. Hani büte gireceksin dedi. Girdim arkadaşlar o büte. Bak bırak DD'yi DC ile geçtim o derse. Ya. Vay be. Hırs yaptık oğlum DC ne sandın? Bak biz stun yedik, mal gibi kaldık. İşte bu yüzden QSS. Ya bizim bölümde bazı şeyler için iyi abi. Alp ya. Bir tane elektromanyetik sınavına girdik. Korona döneminde bile düşün. Korona dönemi. Nasıldı biliyor musun sınav? Hoca akşam 9'da soruları atıyor. Sabah 9'a kadar vaktin var. Yani istediğin zaman atıyorsun. İstersen saat 10'da yolla. İstersen sabah 8'de yolla cevabı. Abi sınav ortalaması kaç çıktı? 29 çıktı. Ben 32 aldıydım. Anladın mı? Ortalamayı yükselttik yani bir de. Hani anladın mı? Ya düşün. O hoca açık bıraktı yani. Nasıl olsa yapamayacaklar diye. Tamam mı? Buraya ebedi verdim. Buraya spell crit vereceğim. Bir de gözyaşı alırım. Yani 12 saat sınav süresi mi olur? Millet şeye falan atmış. Bir tane site vardı ya. Soruları atıyorsun mesela. Cevap geliyor. Günaydın Orhancığım, hoş geldin. Oradan cevap gelmemiş. Çek ha. Soru hakkını iade yapmışlar. Bizim hocalar da böyle işte. Oğlum soru tam bir soru gibi bir soru olmuyor aslında. Satranç oynayanlar lanetlenmiş diye bir hadis var, doğru mudur? Ya maydanoz da cilde iyi geliyor diyorlar mesela. İnanmayacaksın kardeşim böyle şeylere. 25 kere rollediğimde aslında Tactical Crown güzel. Tactical Crown aldığımda bir tane daha Slayer koyacağım ama. Alalım ya biz rolliyoruz zaten. Dedi üçleyelim. Güzel. Baltam tabi. Bir tane kimdi o ya? Bir Babil kralı mı ne abi? Bu satrançtan sıkılıyor. Kendi satrancını falan yaratıyor. Hani böyle daha fazla fil falan ekliyor böyle. Yeni unitler falan ekliyor. Update getiriyor böyle bildiğin satranca ya. Ben elektronik ve haberleşme mühendisliği okudum. Çankaya Üniversitesi.
Kimdi ya? O çok ilginçti abi. Alanı falan genişletiyor böyle. Yeni kural ekliyor. Big Bang teoride de öyle bir şey vardı ya. Bir bölüm vardı. Kendi satrançlarını yapmışlar. Rolleyelim mi ya? Rolleyelim, 17 kalmış. Vezir nerf lazım oğlum. Vezir çok güçlüydü. En sevdiğim izleyicim. Oğlum biz seninle sabahlaşmadık mı lan? Yok sabahlaş... On maviydi. Nikotincim hoş geldin. Sabah öpücüğümü. Ne oluyor lan? Günaydın, günaydın. Oy, güzel temizledi. Güzel temizledi ama soldan temizlemesi lazım. Ulan adam öyle bir giriş yapmış ki ben kuru kuru günaydın demeye utan. Adam alt dudak almaya gelerek giriş yaptı ama. Kamu hukukucum hoş geldin. Bana da günaydın demen. Avukat bey, hoş dedi hoş geldin. Size de günaydın. Valla şu gözyaşını alalım mı ya? Koj lazım olur yani. Aptox'u almasanız da. Valla benim gözyaşını aldıkları için ben Aptox'u aldım kardeşim. Yoksa Bilyon'u almazdım. Abi ayıp değil mi? Bize de ayıp ettiler lan. Sesimiz çıktı mı? Güzel. Slow slow gidelim böyle. Şeyde kaç kaldı? 14 kaldı. Biraz şimdi sana Twitch hakkında soru soracağım. Sor! Kamera, mikrofon ve tarzı tamamlandığında yayına başlayacağım. Twitch hakkında merak ettiğim şey var. Mesela yayında bağış almadan sadece yayın yaparak Twitch'ten para kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Mesela Corazon sana abone oluyor. Corazon'dan 10 lira gidiyor. Bunun 5 lirasını Twitch alıyor. Sen üzerine bir de vergi falan şey yapıyorsun. Sana 2-3 lira gibi para kalıyor. Ya da reklam izletebiliyorsun. Genelde şey güzel oluyor. Sponsor muhabbeti geldi mi güzel oluyor. Onun haricinde güzel olmuyor. Hediye aboneler falan. Usta sistem var. Hiç onunla adaplanamıyorum. Yayını neyden vermeliyim? Kaç upload verip? Zaten şey sınır var diyorum biliyorum. Eğer partnerdeysen 6 mı ne zaten upload şeyin? İşte mesela oğlum geçen aylarda ben neden şey oynadığımı düşünüyorsunuz? Gemiyle oyunu oynadığımı düşünüyorsun. 6K verebiliyorsun zaten. Genelde eğer böyle çok şey bir oyun oynuyorsan ekran kartından vermeni tavsiye ederim oyunu. 8 mi yaptılar onu daha yeni? Daha yeni 8 yapmışlar abi bak benim haberim bile yok. Bebiş günaydın. Melikecim hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyisindir umarım. Zed vuruyor ha. Ya öyle mesela bak ben Diablo oynarken ekran kartından verdiğimde yayın kasıyor. Çünkü tek PC'den veriyorum yayını. Ama işlemciden verdiğimde kasmıyor. Ulan bir normal günaydın diyen benmişim. Günaydın Orhancım. Valla ben de iyiyim ya. Set 9 denedin mi Melike? Oğlum TFT izlemeye geç. Bak birinci gidiyor, tokatlıyor bir de bizi. İzlemekle de kalmıyor. Gözyaşı yok mu ya? İlla böyle sesimi mi yükselteyim?
Eko 3 gelir mi? Gelir belki. Biraz daha rolleyelim. Şu Tactical Crown'ı alalım. Katarina'mızı alalım. Bunu koyalım. Bir daha arayalım mı? Hop, katamızı üçleyelim. Nice. Bir de level basalım buraya. Hop, Seju. Seju'muzu da koyalım. Şimdi burada bir tank belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu tankı ben Seju olarak belirlemeyi düşünüyorum. Yerden aldım yerden. Zedüs kata 3 kazanmazsa işte evet. Ya normalde QSS yapmak istiyordum. Geçen heves ettim yıllar sonra kasesörü temizledim ve işlemci çıkarım. Sanırım trak bir şey vardı. Kir sandım, güzelce sildim. Termal maaşımmış. Şifa şifa. Oğlum az önce olanı gördünüz mü chat? Ben de Ümit Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ederiz Ümit. Hoş geldin. Ben arada sırf keyif için açıp temizliyorum ya. Genelde mavi ekran hatası şey oluyor arkadaşlar. Benim öyle olmuştu. İşlemci BIOS update'inden kaynaklı. Ya da RAM'den kaynaklı da olabiliyor. Bende ama BIOS'tu. BIOS değil, BIOS'tu. Oğlum beni yine oyuna almıyor PB'ye. Kanka bu saatte almaz. Sen de Ümit. Akşam gireceksin. Sevdin mi? Çok güzel. Yeni set çok iyi. Ya ama şöyle bir şey var. Hani ne kadar sevsek de sevelim. Hani bir ay sonra söveceğiz hep beraber. Dün Yama'dan sonra denedim almıyor. Ne zaman denedin abi Yama'dan sonra? Yo valla ben izleyicimle konuştum. 10 dakika sonra girdi oyuna. Saat 10.30'da. Yama kaç? 11.30'da mı? 12'ye doğru mu? Bitti. Windows ekranında kalıyor, açılmıyor. BIOS ekranına giriyor. Formdan macun şeyin sorun kalmaz diye düşünüyorum. Valla olabilir. Şimdi yalan yok. Hiçbir fikrim yok. Ya şunu çıkartsak mı ya? Base layer yapsak. Tankı da Echo yaptık. Dörtle beş arasında %10 fark var. Ha, mouse'um üstüne kola döktü, orta tuş çalışmıyor. Babam görmeden ne yapmalıyım? Kola döktüm bir de. Oy! Oha Zed ne yaptı lan? Türkçesi gelmiş mi? Gelmemiş olabilir. Haftaya doğru gel. Yani İlk haftadan sonraya doğru çıkıyor genelde ya da böyle tam PB'in bitişine doğru çıkıyor Türkçe. Evet evet genelde böyle gelmesine 3 gün kala falan tamamlanıyor. Ne vurduk lan buna? Oğlum Sonata biz en son maşallah diyorduk, birinci gidiyor dedik. Yine nazar değdirdik galiba. Güzel. 6. Slayer ne? Yok. Güzel, o da güzel. O zaman level'da ne açacağız? Noxus açar mıyız lan Sion'la? Neden olmasın? İyi de adamlar öldü. Sion aç. Yok, Sion güzel tutar hem. Ölünce bir daha doluyor. Bahtan'cığım bir izleyici buluşması yapalım artık, bak havalar da ısındı. Ankara buluşması ne diyorsun? Ben buluşmam ya. Ben çok sevmiyorum oğlum. Oy Garen'e bak. Winzo Garen çok tehlikeli. Trex nerf'ü geldi geldi. Trex nerf'ü geldi bile. Bu Garen 3'ü nasıl keseceğiz? Gece olsak hepimiz bahtam gene mi olmaz? Oğlum
bir şey diyeceğim. Bak size soru. Kırkın altına düştük. Aa Slayer. Oğlum. Vallahi helal olsun oyun ya. Nox'u şuradan mı alsak? Bak size bir şey diyeceğim. Bak ben Merve ile biz aynı okuldaydık hatta, tamam mı? Ben Merve ile hayatımda, bak hayatımda diyorum, aynı okuldayız bir de. Kaç kere buluşmuşumdur. Ya da görüşmüşümdür işte, artık nasıl yorumlarsanız. Hadi cevap verin chat. Hadi cevap verin. Ne oldu, bir sustunuz? Kaçtır lan falan diye, değil mi? Merve'yi 3 ya da 4 yıldır tanıyorum. Hatta süre zaman da vereyim. Hayır oğlum, şey dediler ya işte, kız olsak buluşurdunuz falan diye. Her gün. 7. Soru şey, şu işte. Şimdi şey dediler ya, kız olsak buluşurdun ama falan diye. Ben de diyorum ki, sizce diyorum, Merve ile diyorum. Aprox 2 gelir mi ya? Ben diyorum, 3 yıldır tanıştığımız var, aynı okuldayız bir de. Kaç kere buluşmuşumdur, görüşmüşümdür. Ayda yılda bir. Abi hiç görüşmedik. Hiç buluşmadım. Zed yaptın numaranı. Nazar nazar hep bunlar. Şu Garen'i nasıl geçeceğiz Zed? Yo görmedim. Hayır. Başka da bir şey yazmak istemiyorum diye. Abi 3 zeka ne ya? 5 zeka ne ya? Berkay. Buna kaybetmem bence normal gibi ya. Direkt tam karşısına geçmeyeyim dedim. Bir iyice bir dönsün. Biz sonra tek yakalarım diye düşünüyorum. Tamam lan artık yeter. Ya yapma, daha ne kadar döneceksin ya. Ben berbere kaçıyorum, görüşürüz. Görüşürüz Sonat'cığım. Altı Juggernaut olmuş ama bak. Altı Beyblade amık ya. Bir de önden gireyim bakayım. Yağmur arttı Ankara'da. Ben de bir arabamı yıkayayım geleyim Bahtam. Görüşürüz Emin'cim. Yok oğlum yok yani. Hani öyle bir hasar vuruyor ki. Yok ya, yok yok, durduramıyorsun. Bir de neyin stun'ını yedi? Orayı kaçırdım.
Adam bir tane çarı bir stun atıyor da. Belt'te ne yapılıyor lan bu? Slayer vardı da sırf Aatrox'u alıp da mutlu olmasın diye. Set var değil mi burada? Set varmış abi. Ben de diyorum. Şey vuruyor ama. Yine bir stun yedik. VV stun mıydı bu seferki de? Yok VV kesemiyorsun ki Garen'e. Guinzo Garen hakikaten kırık. GG.